ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son zamanlarda ABD sermaye piyasalarında yaşanan çalkantı ile ilgili olarak finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız dedi. İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Pekin ile iplerin gerilmesine sebep olabilecek bir karar olarak Çin'in devlet destekli resmi televizyon kanalı CGTN'nin yayınını durdurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı karar hakkında hemen bir yorum paylaşmazken, bakanlık geçen yıl İngiltere'yi Çin medyasının İngiltere'deki haber yapma özgürlüğünü engellemekle suçlamıştı. Almanya'da şirketler devam eden salgın nedeniyle son çeyreğe kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor. Merkezi Münih'te bulunan IFO, Ocak ayında yaptığı ankete göre firmaların COVID-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri süre ortalama 10,3 ay oldu. Dünya Bankası proje sorumlusu Stefka Slalova, kuruluşun Türkiye'deki organize sanayi bölgelerine yönelik 300 milyon dolarlık finansman paketiyle ilgili olarak bu benzersiz bir dönüşüm projesi olacak ifadelerini kullandı. İki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz saat 10.30'da gerçekleşecek olan canlı yayınımızda